Karşımızda y eşittir fx eğrisi var. Bu eğri matematikçileri uzun zamanlar düşünmeye iten klasik bir sorunla da yakından alakalı. Bu sorun eğrinin altındaki alanı nasıl bulacağımız ile ilgili. Aslına bakarsanız eğrinin altında x ekseninin üzerinde ve belki de bu iki sınır noktası arasında kalan alan desek daha doğru olacak. Sınır noktalarını da x eşittir a ve x eşittir b olarak belirleyelim. Bu sol, bu da sağ sınır noktası. İşte bu alandan bahsediyorum. Kalkülüste bu alanla ilgili çok iyi tahminlerde bulunuruz. Peki bunu nasıl yaptığımızı merak ediyor musunuz? Bu kısmı A'dan B'ye kadar uzanan delta x'lere ayırabiliriz. Eşit olabilir ya da olmayabilirler ama gözümüzün önüne getirebilmek için şimdilik eşit olarak çizmeye çalışacağım. Bu birinci, bu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Bu uzunlukları delta x1, delta x2, delta x3 ve delta xn olarak adlandıralım. Ve şimdi de bu dikdörtgenlerin alanlarını bulup toplamlarını almayı deneyeceğiz. Dikdörtgenlerin yükseklikleri de fonksiyonun sağ sınır noktasındaki değerlerine eşit olsun. Bu arada yükseklik ya da uzun kenarı, bu şekilde değil de bu delta x içerisinde fonksiyonun herhangi bir değeri olarak da belirleyebilirsiniz. Bundan önümüzdeki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Bu şekilde şekilde yaptığımızda tüm bu dikdörtgenlerin alanları için yaklaşık bir değer elde edebiliriz öyle değil mi? Şöyle yazalım. Alan f(x alt indis i x alt indis i'nin sağ sınır noktası olacak çarpı delta x i Evet. Tüm dikdörtgenlerin alanlarını bu şekilde ifade edebilir ve sonra da bunların toplamını alabiliriz. Sonlu bir sayı kullandığımız sürece delta x'i küçültüp daha fazla dikdörtgen elde ederek bu alanın gerçek değerine daha da yaklaşabiliriz. Buradaki i tabii ki de 1'den n'e kadar olan değerleri alabilir delta x giderek küçülecek, en büyüyecek. delta x sonsuz derecede küçük olacak en ise sonsuza yaklaşacak. Nereye varmaya çalıştığımı anladığınızı düşünüyorum. Bunun en sonsuza giderken ya da delta x çok ama çok küçüldüğündeki limitini alabiliriz. En sonsuza giderken bunun limitini alarak elde ettiğimiz yaklaşık değerler integral kalkülüsünün ana fikridir. Buna integral kalkülüs adı verilmesinin sebebi ise sonsuz derecede ince kısa kenarları olan sonsuz sayıdaki bu dikdörtgenlerin alanlarını toplarken kullandığımız işlemin adı. A'dan B'ye integraldir. Daha sonra daha fazla ayrıntı öğrendiğimizde bunun fx dx'in belirli integrali olduğundan bahsedeceğiz. Ama bu iki gösterim arasındaki paralellikleri görüyorsunuz değil mi? İntegral işareti sigma işareti gibidir. Burada sonlu şeylerin toplamı yerine sonsuz sayıdaki sonsuz derecede ince kenarları olan dikdörtgenlerin alanlarının toplamını alıyoruz delta x yerine de sonsuz derecede ince kenarlı olan dikdörtgenleri temsil eden dx var. Evet, integral kavramını bu şekilde açıklayabiliriz ve buradaki de bir integraldir. Kalkülüs açısından düşündüğümüzde ise limit kavramını kullanıyoruz ama daha da önemlisi bu matematikteki ilginç konulardan biri olan türevle de bağlantılı. Kalkülüsün temel teoreminde de göreceğiz, integral türevle ya da ters türevle diyelim yakından ilgili. Diferansiyel kalkülüste bir fonksiyonun türevini alabiliriz. İntegral kalkülüste ise işte bir fonksiyonun türeviyle başlayarak integralini alarak ters türevini elde edeceğiz. Evet, bunların hepsi birbiriyle bağlantılı.